Ferhat Bey, ya böyle bir şey olabilir mi diyor herkes. Doğru da o bir soru. Haklı da bir soru. Sokakta, evde, yemekte, her yerde herkes şimdi bunu konuşuyor. Herkesin gözü kulağı da yarın 22'ye kilitlenecek. Bir Cumhurbaşkanı kurma heyetiyle birlikte oraya gidecek mi? Herkes bir onu merak ediyor. Net mi yani? O siz net dediniz. Orada bir şey yok Uçakta herhalde. gazetecilere de gideceğini, fevkalade bir durum Bir olmazsa, işte fevkalade bir durum olmazsa işte orada bir gideceğini söyledi. Onu bilmiyorum. Mesela Bahçeli, Devlet Bahçeli, Sayın Bahçeli UEFA kararından vazgeçmezse milli futbol takımımızın Türkiye'ye dönüşü milli hassasiyetimize en uygun seçenek olacaktır. Ya oynamasın, çıkmasın demeye getiriyor. Sonuçta Cumhur İttifakı'nda bir paydaşı en nihayetinde. O yüzden bir taraftan da onu merak ettim. Biraz böyle hani şey yapmak istedim. Anlamaya çalışmak istedim. Ne dersiniz? Ya sen Çetin'e selam, Çetlik selamına sesin çıkmıyor buraya. Çok belli siyasi artık. Ya yani o zaman şey. UEFA'nın isminin değişmesi lazım. Yani Avrupa Futbol Federasyonları Birliği yerine Haçlı Futbol Federasyonları Birliği demek lazım. Şimdi bu konuştuğumuz açıkçası örneklere baktığımızda Çetnik selamı ki Srebrenica soykırımında Sırpların yaptığı selamdır. Daha da geriye gitmeye gerek yok. Belki 11 Temmuz seneyi devriyesi yaklaşıyor. 1993 yılında çok acı bir olay. 20 binden fazla Boşnağın katledildiği ve burada da Avrupa'nın işte Srebrenica'da özellikle kapıyı açarak askerleri, Sırp askerlerini oraya soktuğunu biliyoruz. Dolayısıyla burada kesinlikle kararın futbolla hiçbir ilgisi yok. Zaten bildin. Henüz daha Merih'in savunması cezayı alınmadan, önden kesmesi. Cezayı önden vermesi. Yani bir insanın savunması verilmeden kaç maç ceza alacağını açıklayamazsınız. Siz kafaya koymuşsunuz demektir. İkinci bir konu, 30 sayfadan bahsetti Mehmet Ayan. 30 sayfa savunma 3 saatte değerlendirilmez bana göre. Yani 3 saat gibi kısa bir zaman diliminde kararı veriyorsunuz. Yani o yazılan maddeleri okumanız lazım tek tek ve değerlendirmeniz lazım. Şimdi burada şu söz aklıma geliyor benim. Aslında bu olayları gördüğümüz zaman. Buyurun. Simon Cooper'in bir sözü. Futbol asla sadece futbol değildir. İşte bugün de karşımıza çıktı. Tabii tabii bu yani İçişleri Bakanı siparişi verdi. UEFA cezayı kesti. Ardından çok da fazla teknik olarak, hukuki olarak yapacağımız bir noktada kalmadan yarın akşam biz maça çıkıyor olacağız. Ama ben geçmişte bir müddet futbolda oynadım. Mehmet Ayan da çok iyi bilir. Bu futbolcuların özellikle milli maçlarda motivasyon problemi çok fazla olmaz ama bu maçta yani teknik direktörün motive etmek için soyunma odasında hiçbir şey söylemesine gerek yok. Direkt 11'i açıklayıp sahaya sürmesiyle çok ciddi mücadele edecektir futbolcularımız. Lakin bu kararlardan sonra bu konuştuklarımızı da göz önünde bulundurarak şöyle bir tehlike bizi bekliyor. Yarın nasıl bir tehlike? Bir hakem skandalı da olabilir. Of, öyle bir şey. Yani ne diyorsun? Çok evet. Yüksek bir motivasyonla sahaya çıkacak futbolcularımız biraz da sert oynayacaktır. Hakemlerle gidip çaldığı ve çalmadığı düdüklere olabilir mi bilmiyorum. Peki bir şey sorabilir miyim? Ya. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maça gitmesi ya da Devlet Bahçeli'ye uyup onu dinleyip gitmemesi bu durumu değiştiriyor mu? Söyledi. Hakem taraflılığı riskini değiştiriyor mu bu mesele? Ya burada şu, UEFA bu cezayı vermeye kafaya koydu. Savunmanıza bile bakmadan cezayı verdi. Şimdi Türkiye özellikle milli takımına burada bir ceza kesilmek isteniyorsa hakem sizi doğrayabilir. Yani bir yanlış karar, iki yanlış karar sizi 10. dakikada 10 kişi bırakır. Siz ciddi bir mücadele verirsiniz. Bir kişi eksik, iki kişi eksik belki. Allah göstermesin öyle bir sonuç olabilir. Burada şu önemli. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın gitmesi Türkiye'nin bu işin peşinde olduğunu, takımının yanında olduğunu bir taraftan gösterir. Bununla ilgili de bir araştırma yapılmış bu arada. Türk milleti ne düşünüyor bu konuyla ilgili diye. Belki konuşmamın en son bölümünde onu söyleyebilirim. Melih özellikle son maçın yani bizim çeyrek finale çıktığımız maçın adamı seçildi. Bu hareketi yaptığı maçta maçın en iyi oyuncusu seçildi UEFA tarafından. İkinci bir konu var. Hani UEFA'ya neden ben çok şüpheli bakıyorum şu noktada? Türk milli takımı tur atladıktan sonra UEFA'nın resmi sitesinde ve sosyal medyasında paylaşımda Avusturya milli takımı ile Hollanda'nın karşılaşacağı iki farklı mecrada da yer verildi. Hani sanki Türkiye maçı kazanmamış, Avusturya maçı kazanmış. Avusturya bayrağı ve Hollanda bayrağı yan yanaydı.
Bu da hani bir yerde hata yaparsınız, editoryal bir hatadır, onu değiştirirsiniz hemen. İki tarafta birden yapılıyor olması çok enteresan geldi. Ve disiplin kurulunun, işte başkanının, etik kurulunun başkanının Avusturyalı olması, ikinci adamın Hollandalı olması. Belki burada da futbolda temel değişikliklere gitmek lazım. Mesela nasıl bizim maçı Arjantinli bir hakem yönetti değil mi Mehmet Ayhan? Normalde UEFA organizasyonlarında görmediğimiz bir şey. Federasyonlar arası hakem değişimi programı burada uygulanmış. Arjantin'den bir hakem geldi. Özellikle bu tarz cezaları, sportif cezaları verecek kişilerin o turnuvaya katılan ülkelerin mensupları olmaması lazım en azından. Yani şimdi Avusturyalı birisi ne kadar hakkaniyetli de olsa ülkesi çok büyük beklentilerle çıktığı bir maçın sonrasında eleniyorsa ve bunu eleyen Türk milli takımının en iyi oyuncusu, maçın adamı seçilen adamı yani gereksiz bir şekilde cezalandırılıyorsa... 18 Temmuz'da yapılacak Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı seçiminde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon'un yönetimde herhangi bir temsilcisi olmasın. Olmaz. Kesinlikle olmasın. Zaten biz bu yüzden çok fazla tartışıyoruz. Hakem programları çok fazla izleniyor. Türkiye'de yaşadığın ne varsa alıp onu yukarı kaldırıyorsun. UEFA'da karşını buluyorsun. Yetmiyor, FIFA belgeselini izlemenizi tavsiye ederim. Yetmiyor, UEFA'dan da yukarı çıkartıp FIFA'da bu sefer... İktisadi ve kirli iktisadi ilişkiler UEFA FIFA özelinde devreye giriyor. Yani burada sportif anlamda hangi haksızlığı yaşıyorsan, yaşatıyorsan yukarıda da sana yaşatıyorlar. Şimdi aslında burası şu noktada da önemli. Yani özellikle hani İçişleri Bakanlığı'ndan örnek verdik. Alman siyasetinin bu konuya bakışı. Türkiye özellikle şampiyonada gerçekten damga vurmuş durumda. Yani şehirler kırmızı beyaz. Almanya ev sahibi ama sanki biz ev sahibiyiz. Seyirci rekoru Türkiye'de. Bakın Almanya orada yaklaşık 100 milyon nüfusuyla ev sahipliği yapıyor. Ama seyircilerde ilk sırayı Türkiye'nin aldığını biliyoruz. Bunun dışında mesela Almanya, Avusturya, Türkiye maçı ile ilgili iki resmi kanalı var, yayıncı kuruluş. ARD ve ZDF. Avusturya Türkiye maçını canlı yayın listesinden çıkartıyor mesela. Çok enteresan. Ya biz neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Bu ceza yani... da baştan belli değil miydi? Yani her şey Allah aşkına. Yani şimdi aslında çok net orada da ama bu kadar kör gözüm parmağına sokarak doğru haftalığını koymayın yani. Ya bu kadar da değil yani Cem dediği Özdemir doğru. Cem Özdemir isimli Türk düşmanı var biliyorsunuz. Gıda ve Tarım Bakanı Almanya'da. Türk düşmanı, Türkiye düşmanı. O da Melih'in yaptığı bu hareketten sonra tıpkı İçişleri Bakanı gibi... UEFA'nın bir soruşturma açması gerektiğini söylüyor. Yani aslında her şey baştan kurgulanmış. O dışımızdaki İrlandalı olabilir, bir de içimizdeki İrlandalılar var. Yani peki. O Cem içimizde de değil bana göre. Yani evet, yaptığı açıklamalar dışımızdaki İrlandalı, içimizdeki İrlandalılar da var maalesef. Onlar da var. Şimdi Türk halkı bu konuda birleşmiş Hülya Akönek. Bugün bir araştırma yayınlandı. Areda Survey tarafından 2500 kişiyle Türk halkının Merih Demiral Bozkurt işaretine yönelik ne düşündüğüyle ilgili. Çok kısa onu da vereyim istersen. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye-Avusturya maçında Merih Demiral'ın yaptığı bozkurt işaretinin ırkçı bir hareket olduğunu düşünüyor musunuz diye sorulmuş Türkiye'ye. %77,2 hayır demiş. %22,8 evet demiş. Ben o %22,8 evet diyenlere de ayrı bir soru işareti koyuyorum. Avusturya'da Türklere özgü olan bozkurt işaretinin yasak olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? %79'u yanlış buluyorum demiş. Avrupa'da yaşayan Türklere ırkçılık yapıldığını düşünüyor musunuz demiş. %67,3'ü evet demiş ve Cumhurbaşkanı'nın gitmesini doğru buluyor musunuz diye sorduklarında 72,8'i evet doğru buluyorum demiş. Aslında burada Türk milletinin, Türk halkının birleştiğini de görüyoruz bir taraftan. Ama UEFA'nın özellikle siyasi baskıyla aldığı bu karar sonrasında ben kendi adıma sahaya çıkmamanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü... muhtemelen bizim Türk takımlarını, Türk milli takımımızı senelerce turnuvalardan men edecek bir sonuçta karşı karşıya bırakılabilir. Yani burada en güzel mücadele, onlara verilecek en iyi cevap yine sahada Özgür çocuklarımızın, oyuncularımızın vereceği cevap. Yani gitse keşke. Kendi oyunları değil mi? Var mı öyle bir şey? Haklı yok, bir galibiyet elde etmek lazım. Yarın Sosyalist Enternasyonel'in toplantısı var. Yarın orada olacak. Yarın orada olacak. Sanmıyorum. Ama o hatta ben, şey dedi, bir açıklama yaptı ama değil mi? Açıklaması evet. Erdem. Gidebilirim falan dedi değil mi Erdem? Ya keşke herkes gitse. Hayır hayır yok yani hani o açıklama yaptığı için Erdem beni duyuyorsa biz onu akışımıza da koymuştuk değil mi, var mı? Genellikle Özgür Özel gideceğim dedik yerlere gitmiyor. Yok mesela dedi yani hani zaten gidecektim. En güzel yanıtı dedi müsabakada verecektir milli takımımız onu biliyorum dedi.